Evet efendim, şu anda Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanındayız. Ataşehir'de bulunuyor. Burada özellikle sabahları ve akşamları çıkış saatlerinde trafik sorunu oluyor. Burada da 570'e yakın öğrencimiz sıkıntı içinde kalıyor. Ve şu anda gördüğümüz gibi trafik bir trafik akışı oluyor. Bu trafik akışı içerisindeki öğrencilerimiz şu anda tehlike altında kalıyor. Efendim, anlatır mısınız? Rica ederim. Yedpa tarafı. Sabahleyin trafik çok yoğun oluyor. Evet. Yedpa tarafından arabalar geliyorlar. Kıvrım olduğu için burada yaya geçidinden geçmek için hazırlık yapan öğrencileri tam görmüyorlar. Evet. Orada şurada tümsek olmasına rağmen tümseye geçtikten sonra gaza basıp geliyor. Buradaki öğrenciler de oradan gelen arabayı tam görmedikleri için kıvrımı, evet, aniden, görmüyor, kör nokta. Kör nokta. Aniden fren yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Ve kaç sefer burada öğrenciler tehlike yaşadı. Arabalar, evet, üzerine doğru geliyor. Oradan gelen tam böyle önünde, arkadan gelen arabalar önündeki araba görüş alanını kapattığı için burada yaya geçidinin olup olmadığını da fark etmiyor zaten. Evet. Öğrenci okul başlama saatinde geldiği için ve yığılma olduğu için trafik konusunda kaza yapma riski çok fazla ve bu riskin önüne geçilmesi gerekiyor. Buraya tedbir alması konusunda gerekli başvurular yapıldı. Başvurular yapılmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Sene başında okulların ilk açıldığı zamanlarda özellikle öğrencilerin bir kısmı yeni kaydolduğu için burasını da tam bilmiyorlar idi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden zabıtalar bizzat geldi. Öğrencilerin geçmesi konusunda yardımda bulundular. Ama birkaç gün yardımda bulundular. Ondan sonra gittiler. Buradan fotoğraf çektiler ve dediler ki biz bu ayla ilgili tedbir alacağız. Şu ana kadar hiçbir tedbir almadı. Yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye başvuru yapıldı. Dediler biz burasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Yani şu ana kadar da herhangi bir gelişme yok. Burada risk ve tehlike devam ediyor. Ne zaman başvuru yapıldı efendim? Sene başında bir başvuru yapmıştık. Bir de Kasım ayının 9'unda tekrar bir başvuru yaptık. Herhangi bir cevap da gelmedi. Okul müdürümüz de söylediği gibi burada herhangi bir çocuğumuzun canı yanmadan yetkililerden bir an önce buraya çözüm sunmasını bekliyoruz. Bir yığılma oluyor mu efendim? Sabahları ve okul çıkış saatlerimizde çok yoğun yığılma oluyor. Velilerden bir kısmı arabayla, çocuklarının kendi arabalarıyla almak için geliyorlar ve sağa sola park etmek zorunda kalıyorlar çocuğunu almak için. Burası tabii ki sıkışma oluyor, yoğunlaşıyor ve arabaları ani fren yaparken çok miktarda görüyoruz ve çocuklara böyle çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları durumları da çok miktarda görüyoruz. Bir tehlike var, evet, bir kör nokta var burada. Yani burada bir çocuğumuzun canı yanmadan, haber olmadan mutlaka bir tedbir alınması gerekiyor. Ataşehir Haber'den ben Necmettin Yıldırım efendim.